Reflü için nelere dikkat etmeleri gerekiyor ailede? Ne yapmaları gerekiyor? Yani nörolojik hasta özelinde yine konuşmak istiyorum. Burada tabii nörolojik hastalık tabii ki çeşidine göre sizler tarafından tanı konduktan sonra mesela SMA'lı çocuklarımız var veya diğer hasta gruplarımız var. Bir kere öncelikli olarak da motor gücün mümkün olduğu kadar belki ilaçla belki fizik tedaviyle olabildiğince yakına doğru alınması gerekiyor. Bu önemli. İkincisi süt çocuklarında pozisyonel tedavi çok önemli. Yani beslenme pozisyonu, beslenme aralığı, işte normalde biz 2-3 saat deriz ama nörolojik hastalığı olan çocuklarda bu süre uzatılabilir. Oral beslenmeyen çocuklarımız var nazogastrikle. Bu çocuklarımızda reflüyü azaltmak için continue yani devamlı besleyebiliyoruz. Mesela 3 saatte veriyoruz alması gerekeni. Sonra 1-2 saat ara verebiliyoruz. Çok yüksek reflüsü olan çocuklarda. Yine her şeyi yapmamıza rağmen bir yanıt alamazsak ki bazen de ilaçlar da kullanıyoruz. Tabii burada reflünün tespiti de çok önemli. O yüzden sık akciğer problemi yaşayan nörolojik hastaların özellikle gastroenteroloji bölümüne başvurmaları gerekiyor. Çünkü reflüden mi başka sebeplerden mi? Bildiğiniz gibi hareketsiz çocuklarda sekresyonlar da çok fazla ondan dolayı da olabilir. Yutma problemi olup aspire ediyor olabilir. Dolayısıyla mutlaka bir gastroenteroloji gözüyle değerlendirilmeli. Yutması, reflüsü. Daha büyük çocuklara gelecek olursak, daha büyük çocuklarda yine reflüyü daha farklı yollarla tespit ediyoruz. Bazen endoskopi yapmamız gerekebiliyor. Bazen basit bir empedans cihazıyla reflünün varlığını anlıyoruz. Tabii reflünün varlığını anladıktan sonra bir kere beslenme şeklini A'dan Z'ye değiştiriyoruz. Çocuk özelinde yapıyoruz bu değişimi. Çünkü abur cubur, ıvır zıvır tüketenler, mide bulanıklarını uzatan gıdaları tüketenler, tırnak içerisinde yine abur cuburlar beraberinde bir takım işte kafein içeren veya çikolatalar gibi yine abur cubur ambalajlılar. Beraberinde mutlaka medikal tedavi başlıyoruz. Reflü saptadıktan hemen sonra. Medikal tedaviden de yanıt görmez isek eğer sık akciğer problemleri de varsa, beslenme problemleri de işin içine eklendiyse, kilo da sıkıntılıysa o zaman yine birçok ailemizde olduğu gibi antireflü operasyonları da son çare olarak gündeme gelebiliyor. Ben şunu hatırlatmak istiyorum. Bir de kendi açımdan anlatayım. Şimdi reflü olan çocuklarda dediğiniz gibi gruplara göre farklılıklar var. Mesela cerebral palsi grubunda reflünüz ne kadar fazlaysa bir geçirdiğiniz akciğer enfeksiyonu riski o kadar artıyor. O yüzden reflü gibi bir durumunuz varsa mutlaka tedavi etmemiz gerekiyor. Bu yoğun bakım sürecinizi, hastaneye yatış süreçlerinizi hızlandırabiliyor. Daha büyük sağlıklı çocuklarda reflü gibi durumda özellikle reflü yukarıya doğru olduğu için burun ve boğaz salgılarını arttırıp bunlarda akciğer enfeksiyonu olmasa bile sık üst solunum enfeksiyonu, sırf boğaz enfeksiyonu geçirmesine, sen de belki birazdan söylersin ağız kokusu gibi, arka ağızlı dişlerinde çürükler gibi problemlere ve gereksiz hastaneye sık gidişlere neden olabiliyor. Bunun haricinde gece atan reflü de özellikle uyku problemleri ortaya çıkabiliyor. Bu da uyku problemleri sonucu hani epileptik nöbetlerle ve gündüz eğitim aldıkları eğitimin kalitesinin aksamasıyla karşımıza gelebiliyor. O yüzden bunun gibi problemlerde mutlaka reflü açısından gerekli tetkik ve tedavileri almaları gerekli.